Herkese merhaba. Bu videoda sizlere İstanbul genelindeki konut satış ilanları ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmasından bahsediyor olacağım. Ayrıca belirtmek isterim ki verilerimiz gerçek verilerden farklı olup örnek bir veri seti ile çalışılmıştır. İlk olarak giriş ekranımıza odaklandığımızda benim için önemli hesaplamaları görüyorum. İlan sayısına göre renklendirilmiş haritamızda ise koyu renkli alanlar en fazla ilanların bulunduğu ilçeleri temsil etmektedir. İlçe bazında ilan sayısı en çok olan ve ortalama ev fiyatlarının en çok olduğu ilçeler arasında Beşiktaş göze çarpmaktadır. Oda sayısı bazında ilan trendi incelendiğinde ise en çok ilanın 2 artı 1 evlerde mevcuttur. Dilersem bir buton ile sayfadaki hesaplamaları da değiştirebilirim. İlçe bazında detaya inmek için ortalama ev fiyatlarının yüksek olduğu konumlara odaklanarak oda sayısı kriteri ekliyorum. Ayrıca haritamızda gelen her bir sarı nokta ilan bulunan mahalleyi temsil etmektedir. Belirlediğim kriterlerle devam ettiğimde demografik analiz yapabileceği bir sayfa ile karşılaşmaktayım. İlk olarak TÜİK üzerinden aldığımız ilçe bazı toplam nüfus ve ortalama gelir rakamlarını görmekteyim. İlgili seçimlerimin ilan sayısı bazında kullanım durumlarını da bu grafik ile analiz edebilirim. Ben sadece kullanım durumu boş olan konutlara odaklanmak istiyorum. Alttaki grafimde ise bina yaşı 02 olan 2 artı 1 oda sayısına sahip metrekare dağılımını bu grafikte çok net görebiliyorum. Bu seçimlerimi takiben ilçelerin mahalle bazında konut tipi dağılımlarını da bu grafikten takip etmekteyim. Seçimlerimi daha detaylı incelemek istediğim için ilerliyorum. Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerine odaklanmak istiyorum. Burada her bir ilçedeki ilanların konut özellikleri mevcut ve renkler bu özelliklerin çokluğunu temsil etmektedir. İlgilendiğimiz ilanda fiber internetin olması, ısı yalıtım ve klimanın olması önemli bir kriterdir ve Beşiktaş ilçesinde bunların daha ağır bastığı, renklerden de anlaşıldığı gibi gözlemlenmektedir. Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde oda sayılarına göre minimum ve maksimum fiyat dağılımını alttaki grafikten de inceleyebiliriz. Mevcuttaki bu ilanlarda konut ilanlarının sahibinden ve krediye uygun olmasını kriterini seçerek analizimi daraltıyorum. Alttaki grafik sayesinde seçimlerimle birlikte en çok ilanın Beşiktaş'ta ve bina yaşının 26 ile 30 arasında olduğu görülmektedir. İlanlar arasında daha fazla kriter belirleyerek ilgilendiğim alanı daraltmak için tekrardan ilerliyorum. Mevcuttaki seçimlerime ek olarak metrekare alanı 90 ila 120 olan ilanlarımı da görmek istiyorum. Sonuç olarak karşıma ilgili iki ilanın çıktığını ve alttaki tabloda ise bu ilanların detaylarını bulabilmekteyim. Dilersen farklı kriterler ekleyerek detaylara gidebilirim ya da ilan linkine tıklayarak sitedeki ilana da ulaşabilirim. Fakat ben siteye gitmeyerek bir sayfa daha ilerlemek istiyorum ve iki farklı ilanı karşılaştırabileceğim sayfaya erişiyorum. Seçimlerimi kaldırarak bir taraftan Beşiktaş'ı Diğer taraftan Kadıköy seçiyorum. Bina yaşını 02 olarak ekleyerek karşılaştırma yapmak istiyorum. Seçimlerime dayanarak iki seçimimi oda sayısı bazında ilan sayısı, metrekare bazında ilan sayısı ya da ilan trendine karşılaştırabilirim. Bu sayfada butonlar ile farklı KPI'ler bazında da seçimlerimi ayrıca değerlendirebilirim. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkürler.